GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, 1-5 Haziran haftasına ilişkin temel makro dinamikler ve önemli gündem maddelerinden bahsedeceğim. Amerika'da gündem oldukça hararetli şekilde devam ediyor. Siyahi Amerikalı Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi olayların fitilini ateşledi. Amerika'da sokağa çıkma yasağı, yağma ve ordunun virüs sonrası tekrar sokaklara inmesiyle iç savaş tehlikesi devam ediyor. Trump bu duruma karşı sakinleştirme aksiyonu yerine olayları daha körükleyerek kendi taraftarlarını Beyaz Saray'da destek olması adına çağırdı. Dolayısıyla haftanın genelinde Amerika'ya ilişkin bu gösteriler, yağmalar, Trump'ın olası aksiyonları ve iç savaş tehlikesinin ne boyuta geçeceğini takip edeceğiz. Haftanın genelinde pazartesi günü İngiltere normalleşmeye devam ediyor. İlkokullar açılacak. Yılan hikayesine dönen Brexit görüşmeleri hafta boyunca devam edecek. Amerika tarafında Atlantik kasırga sezonu başladı. Tahminler 2005'ten beri en tehlikeli dönem olarak işaret ediyor ve 2020'nin de ilk kasırgası Arthur ile başladı ve bunun da ekonomiye olan etkilerini görüyoruz. Her ne kadar gündemde alt sıralarda yer alsa bile. Ekonomik veri olarak ABD tarafında ISM imalat verisini takip edeceğiz. Salı günü RBA'nın faiz kararını takip edeceğiz. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Avrupa tarafında İtalya'da Salvini protestoları başlayacak. Protestoların ana gündemi COVID, COVID'e karşı hükümetin aldığı aksiyonlar ve ekonomi ana temaları oluşturacak. Çarşamba günü Kanada Merkez Bankası'nda bayrak değişimi olacak. Başkan Poloz yerini Tiff Macklem'a bırakacak ve artı Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Poloz'un son toplantısında faiz kararında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ekonomik veri akışında Amerika'da ADP verisi, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerini takip edeceğiz. Türkiye dinamiklerinde ise enflasyon verisi ön plana çıkacak. Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisi için aylık 0.70, yıllık 10.66'lık beklentimiz GCM Yatırım Araştırma Departmanı olarak not edilmektedir. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek saat 14.45. Faiz kararında herhangi bir değişiklik beklenilmiyor. Faiz kararı sonrasında ECB Başkanı Lagarde'ın 15.30'da basın toplantısı olacak. Basın toplantısında maliye politikalarında Almanya'nın ne kadar desteğini alabileceği ve maliye politikalarındaki olası yol haritasına ilişkin açıklamaları önemli olacak. Aynı zamanda banka bu toplantıda resmi büyüme ve enflasyon projeksiyonlarını ilan edeceğinden dolayı bu projeksiyonlar virüsün ekonomiye verdiği ve vereceği hasarın net bir özetini çıkarmış olacak. Hatırlanacağı gibi Avrupa Merkez Bankası Mart ayında 750 milyar euro tutarında acil durum varlık alım programı ilan etmişti. Bu toplantıda da bu programın devam etmesine ilişkin açıklamalar gelebilir. Amerika tarafında Nevada'da kumarhanelerin yeniden açılması planlanıyor. Özellikle kumarhanelerin bulunduğu bölgede istihdamın 3'te 1'i bu işletmelerden kaynaklanıyor. Bu haber akışında da Amerika gündemi ön plana çıkacak. Cuma gününe geldiğimiz zaman da Amerika'da istihdam verileri açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisinde 8 milyonluk bir kayıp öngörülüyor. İşsizliğin %19.6 seviyesine ulaşması, ortalama saatlik kazançlarda da aylık bazda %0.9'luk bir artış öngörülmekte. Hatırlanacağı üzere Nisan'da tarım dışı istihdam verisi 20.5 milyonluk bir kayıba işaret etmişti. İşsizlik oranı da %14.7 seviyesine yükselmişti. Bu veriler 1929 büyük buhranından sonraki en kötü dönem olarak adlandırılmıştı. Amerika için genel algı Mayıs verileri ile virüsün verdiği hasarın en kötüsünün geride kalabileceği veyahut da istihdam verilerindeki zirvenin görülebileceğine ilişkin bir algı yerleşiyor ki bunu da yakın zamanda Beyaz Saray danışmanı Hassett da benzer şekilde Mayıs ayındaki işsizlik oranı zirve olabileceğini belirtti. Türkiye tarafında Moody's'in ülke not değerlendirmesi ön plana çıkacak. Kuvvetle muhtemel piyasaların kapandıktan sonraki herhangi bir zaman diliminde gece 11 ile 12 arasında gelmesi beklenebilir. Görünüm negatif, uzun dönem not B1 seviyesinde, görünümde veyahut da not tarafında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.